Efendim, siz bunu giyeyim, giyimler yani. Sen nişanlının kimden evet, yap. Evet, yapayım. Hatta böyle onun ismini işleyerek işte Serhat'tan hediye falan diye buraya işleyeyim, hep taşıyayım. Bak Sibel, daha da gelişti olay. İşler falan girdi. Tabii tabii, direkt. Peki sen öyle kocanın gömleğinle kocana şey hazırlarsın evlenince o zaman. Ceyda Baza. Evet. Ne var ne yok, iyi misin? Her şey i̇yiyim, yolunda. Çok iyiyim. Her şey çok yolunda. Süper. İyi gidiyor her şey. İyi gidiyor. Evet. Pekala. Bugün neler yapıyoruz? Bugün neler yapıyoruz Derya Hanım? Vişneli tart yapıyoruz. Ve arkasından da telşehri karnabaharlı köftemiz var. Telşehriye karnabaharlı köfte mi? Evet. Aa, yani karnabaharımızı haşlıyoruz. Haşladıktan sonra yumuşamış halinde soğanı, galeta ununu, yumurtayı, limon suyunu, unu hepsini karıştırıyoruz. Bir top haline getiriyoruz. Çokça mı haşlıyorsun? Evet, biraz püre haline getirebilecek şekilde. Yani ne çok sert ne çok yumuşak olacak şekilde. Çatalla ezilebilecek durumda. Şimdi burada öyle bir karnabahar kokusu var ki eğer evinizde karnabahar kokusu böyle bütün evi kaplasın istemiyorsanız içine bir dilim bayat ekmeği atıyorsunuz, karnabahar kokusu her yeri sarmıyor. Bu da pratik bir bilgi oldu. Güzel kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Bir dilim ekmek atıyorsun evet, içine evet. Sonra ayıracaksınız onu. Çok güzel kokuyu alıyor. Bunu çok beğendim çünkü bazı çocuklar karnabahar yemiyor. Oysa ki ben karnabaharı çok önemsiyorum. Özellikle çiğ yenmesini. Çok azıcık suya şöyle koyup evet. Yani 20'ye 30'a kadar sayıp çıkartacaksınız. Hafif kıtırdak yiyeceksiniz. Şöyle bir yoğurtlu sos yapacaksınız. Kesinlikle. Yani çok faydalı. Faydalı olmasın. Bir de belki de yaş ilerledikçe değerini anlıyoruz bazı şeylerin. Açıkçası ben de çok küçükken karnabaharın kokusundan dolayı muhtemelen çok sevmezdim. Sen çok yaşın ilerledi. Evet. Yani kıymetini bu yaşa gelinceye kadar anlamamışsın. Yani, çok sıcakmış. Elim yandı. Nazar oldum. Ay. Nazar oldum. Nazar İyi oldum. Misiniz? Evet. Gerçekten bayılırım karnabahara. Ben de çok seviyorum. Her brokoli, karnabahar. Ne pişse severim. Şimdi köfte bu haşlansın. Köfteni yapmaya geçeceğiz. Sonra ne yapıyoruz? Aslında ilk başta tartla başlamak istiyorum. Çünkü tartının hamurunu ilk önce fırına atacağım. Biraz onu pişireceğim. O yüzden de tartla başlıyorum. Tartımıza 250 gram unumuzu koyuyorum. Kasemizin içine. Evet. Daha sonra içine vanilya tozunu, pudra şekerini çok koyduktan sonra biraz karıştırıyorum. Ve küp küp oda sıcaklığında ayarladığımız tereyağını da içine atarak yumurtasını ve sütünü de koyaraktan bir hamur elde edeceğim. Böyle top top bir hamur olacak ilk başta. Daha sonra tekrar elimle bir hamur haline getirip streçleyip bir 15-20 dakika buzdolabında bekletip açacağım. Tart kalıbımızın içine yerleştireceğim. 180 derecelik fırında 20 dakika hamuru pişirdikten sonra çıkartıp... Üstüne bir şey koyacak mısın? Böyle deleceğim. Ha, deleceksin. Aha, çatalla deleceğim kabarmaması için. Tamam. Daha delince de aynı işlem olmuş oluyor. Daha sonra fırından çıkartacağım. Kremasını hazırlayacağım. Hı-hı. Kremasını soğuttuktan sonra içine dökeceğim. Vişne ve vişne suyuyla da süsleyip servise sunacağız. Elim yandı, nasıl yapacağım oradaki işlerimi onu düşünüyorum. Ay, kara kara. Yok mi? Yok, hayır hayır, şey değil, şaka yapıyorum. Evet, Ceyda Baza çok işimize yarayacak. Yani fikir bir şey yapıyor. Asıl olan fikirdir diyoruz ya her zaman. Şimdi karnabaharı kıyma gibi kullanıyor. Evet. Demek ki yani bu biraz da hem vejeteryan hem et yemek istemeyenler, alamayanlar, olmayanlar için de süper güzel bir şey. Yani herkesin evine de öyle koca koca etler girmiyor yani. Ben de mesela o kadar çok et tüketmeyi sevmem. Az yemek isterim. Yani ayda yılda bir yerim. Bilmiyorum, yemek lazım ama çok etle aram iyi değil. Ya kalsiyum, vitamin güzel. Hepsini buradan alabiliyoruz. Evet. Şimdi reklam arasında bunu püre gibi zaten çok haşladı. İçine evet. Soğan koydum. Sonra neler koydun? Soğan koydum. Kuru soğanları rendeleyip içine koyduk. Kimyon, karabiber, galeta unu, bir adet yumurta. Bir galeta unumuz şuraya kadardı. Yani yarım. Için. Şu kadar yarım bir galeta unuydu. Evet. Hani biraz toplasın onu diye. Kaç yumurta attın? Bir. Bir adet yumurta koyduk. Sonra? Bunların hepsini karıştık. Tuzunu da ekledik. Bunların hepsini iyice karıştırdıktan sonra top haline getireceğim. Top haline getirdikten sonra burada telşehriyemiz var. Telşehriye bulayıp hafif yağda göstereceğim ve bitecek. Süper, çünkü karnabaharı hemen hemen zaten hemen pişmiş. Pişmiş bir şey. Olay bir şey bu yani. Hakikaten çok güzel. Peki bunu fırınlasak olur mu? Olur.
Olur ama fırını arada bir açıp bir döndürmemiz gerekiyor üstü kızarıcı. Yağ da koymadım bunun için. Yağ da koymadım. Ya süper güzel, süper güzel bir fikir. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür Ceyda Bazan. Ceyda. Buyurun. Ceyda, şu karnabahar mı köfteye bayıldım. Şimdi karnabahar toplarını yapıyorsun. Şöyle. Şehriyeleme olayını da görelim. Tamam, şu elimde top top yapıyorum karnabaharı. Evet. Daha sonra şehrin içine atıyorum. Şehrin içine attıktan sonra da tekrar bir elimle düzeltiyorum. Çok az olan kızgın yağımızın içine atıyorum. Ters düz yaparak hazır ediyorum. Evet. Şimdi benim bak bir bilekliğim var. Hı. Şurada görüyor musun? Bir de kolyesi var bunun. Çok güzel değil mi, evet, şu kolyemi? Efendim 3 gündür söyleyemediğim şeyi söylüyorum. Sevgili Nurgül Tezcan'ın dayısı mı Sibel? Akrabası mı? Kuzeni Bayram Polat bir kuyumcuda çalışıyormuş. Oradan başka bir yer açmış şimdi. Bana da hediye göndermiş. Bayram Polat'a çok teşekkür ediyorum. Geç teşekkür için de. Özür diliyorum. O gün Nurgül'de de vardı, bende de vardı. Takım takım dolaştık burada böyle. Nazar değmesin diye teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepimizin bir şeylerle, küçük bir şeylerle korunmaya ihtiyacımız var Bayram Bey. Sağ olun. Şimdi burada da kızgın yağda bunu tersli yüzlü evet. kızartıyorsun. Evet. Peki bir fikir. Hı. Buna kadayıf kullanabilir miyiz? Önümüz kullanırız. Bayram. Kullanırız. Ama ilk önce bir hani o... galeta mı işlemi vardır ya, un, yumurta, galetaya. Galetaya yerine de un, yumurta ve şeye saralım. Kadayıfa. Ama tel şehriye de süper oldu. Tel şehriyeyi hiç haşlamıyoruz. Hayır, hiç haşlamıyoruz. Burada kızartıyoruz. Çıtır çıtır dışı böyle kıtırdıyor ağızda. İçinden evet. böyle. İçinde kimyon olduğu için de biraz böyle köfte kokusu da yayıyor. Hani böyle... Köfte yiyor musunuz kıyma gibi oluyor yerine, çıtır çıtır. Karnabahar. Karnabahar kaç lira? Allah dışarıda hani çok pahalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. 5 lira. Karnabahar kaç liranın kilosu? 8 lira. Ne? Pazarda. 8 lira mı karnabahar? Böyleydi daha ayırdın orada daha var. Evet evet daha var. Karnabaharımız var. Ondan salata yaparız. 3 liralık kısmını kullandık daha. Tabii tabii. Salata yapılabilir. Salata yaparız, yemeği çorba yapılabilir. Yaparız, yemeğini yaparız. Ay. Tatlısını da mı yapsak mı? New York'ta Modern Sanatlar Müzesi'nde orada bir karnabahar çorbası içmiştim. Daha önce onu da orada not ettim. Gelip burada yapmıştım. Sana o tarifi vereyim. Ay, bir gün yap. Karnabahar çorbası da inanılmaz oluyor. Brokoli çorbası da öyle. Ama bunlar çok farklı yapmışlardı. Ben o yazımı bulayım bir yerden. Yapalım tekrar.